Türk Lloyd'u Vakfı'nın 64. seçimli Olağan Genel Kurulu Piri Reisi Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Rekor sayıda delegenin katıldığı genel kurula İMEA Akdeniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, İMEA DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, GMO Başkanı Salih Bostancı, Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan Dereli ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Deditaş'ın yanı sıra kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan delegasyon katıldı. Türk Lloyd'u Vakfı Başkanı Cem Melikoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda bilanço ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi, yönetim ve denetim kurullarının ibrası gerçekleştirildi. Önceki dönemde görev alan yönetim kurulu üyesi Halim Mete ile denetim kurulu eski başkanı Ali Önder'e, Türk Lloyd'u Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu tarafından birer teşekkür plaketi takdim edildi. Konuşmaların ardından gerçekleşen seçim sonucunda Türk Lloyd'u Vakfı'nın yeni dönem yönetim ve denetim kurulları belirlendi. Türk Lloyd'u Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu olurken, Yönetim Kurulu Ferhat Acuner, Hakan Akyıldız, İlker Özyıldız, Serdar Yaraş, Atilla Oksay, Ufuk Teker, Yılmaz Onur ve Atilla Çiftçi Güzel'inden oluştu. Denetim Kurulu Başkanı Derya Turgut olurken, Ahmet Göktağ ve Ahmet Yaşar Canca üye olarak seçildi. Genel kurul sonrası iki dönemin ardından yeniden başkanlığa seçilen Cem Melikoğlu, hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Bugün Türk Lloyd'u Vakfı'nın 64. olağan genel kurulu vardı. Seçimli genel kurul. Oldukça kıran kırana bir seçim oldu. Türk Lloyd'u Vakfı'nın şirketlerinin ve vakfın faaliyetlerini burada gün içinde anlattık. Son yıllarda oldukça faydalı ve başarılı işler yaptık. Sonuç çok güzel çıktı. Benim ekibim, 2023 hedefleri için hazırladığım ekip tam kadro çıktı. Son derece mutlu ve gururluyum. Genel kurulun bana bir dönem daha hizmet etme yetkisi vermesi beni gururlandırdı. Çok verimli bir çalışma ortamı olacağına inanıyorum. Umarım utandırmayız, güzel işler yaparız ve Türk Lloyd'unu daha yukarıya çıkartırız.